Dur kardeş. Gitmeden son bir hikaye anlatayım sana. Deli misin sen dayı? Hikaye Hasan Sabbah'ın hikayesi. Bilir misin Hasan Sabbah? Daha iyi. Hasan Sabbah... Dağın tepesinde oturan ihtiyar bir adam. Sultan Hasan Sabbah'ın düşmanı. Bir gün saraya bir elçi gelir. Ya olmuyor böyle. Hikaye çok uzun. Zaten bu hikayeyi daha önce dinleyenler de var. En iyisi ben hikayenin sonunu anlatayım kardeş. Ne oluyor lan? Anladın mı? Ben olmanın nasıl bir şey olduğunu kardeş. Emir vereyim mi? Vereyim değil mi kardeş? Hayatta öyle şeyler vardır ki yeğen, mutlaka yapılmaları gerek. Ama yapılması için mutlaka yalnız yapılmaları gerek. Yalnız. Sen söyle o zaman dayı. Bu kadar şeyi bilip de yapayalnız kalmak nasıl bir şeydir? Yani yalnız kalan bir adam hiç yalnızlığından kimseye bahsedebilir mi? Hayır. Bahsedemez. Yalnızlık, yaşamda bir an, hep yeniden başlayan, dışından anlaşılmaz. Yalnızlık, kocaman bir yalan, kovdukça kovlayan paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılırsa yalnızlık olmaz. Kış günü İstanbul sokaklarında direksiyon sallamak pek kolay değil, değil mi? Of, hem de nasıl amca? Taksi senin mi bari? Benim amca. 25 yıl çeyrek asır eder. Çeyrek asırda affetmiyorsan af dilemek aptallık değil midir kardeş ha? Amca vallahi anlamadım. Diyeceğim o ki, söyle ona, istediği benim canımsa eğer, orada bitecekse bu iş, alsın canımı. Amca ne söylüyorsun sen ya? Kimle konuşuyorsun? Benimle bitecekse bu iş, bitsin, bitir işimi. Ama söylesin, söz versin. Amca sen yanlış taksiye bindin galiba. Evin neredeyse söyle de bırakayım seni Allah aşkına ya. Kardeş, biraz önce konuştuğun makinenin kablosunu kesmişsin. Taksiyi çaldığın şoför solak. Bak, tablasını sol tarafa koymuş. Sen sağ elini kullanıyorsun değil mi? Ha? Aynanın üzerindeki fotoğrafa bak. Eğer estetik yaptırmadıysan senin fotoğrafın değil. İyi misin dayı? Ha? Demişti. İyidir demişti. 25 yıl benimle bitecek mi? Hayır.
zamanlar iki adam varmış. Biri diğerine öyle bir kötülük yapmış ki ikisi de yalnız kalmış. Bunlardan biri iyiymiş, biri kötü. Biri fakir, diğeri zengin. Biri yaşayacak, diğeri ölecek. Kimin hikayesi olursa olsun. Kardeş, sana bir hikaye borcum var değil mi? Gider ayak öteşelim istersen. Anlatayım mı hikayeyi? Anlat dayı. Ha, bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Mesele o değil, mesele ölmek değil dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş? Mesele en mutlu olduğun o gün, en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele. Neymiş mesele? Neymiş dayı? Mesele ölmek değil, mesele dost bildiğin. En güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele. İşte böyle dedi o çocuk bana. Şimdi anladın mı? Kimmiş o avludaki çocuk? Kardeş. Ömer'i sormuştum bana. Şimdi anladın mı Ömer ya? Anladım dayı. Anladım. Şimdi mesele köşeye adam sıkıştırmaksa sen mi beni kıstırdın köşeye yoksa yine ben mi seni ha? Yok da. Mesele köşeye adam sıkıştırmaksa sırtını duvara dayayan mı yoksa arkasını görmeyen mi sıkışmıştır köşeye kardeş? Berber dediğinin bileği kadar dili de kıvrak olmalı kardeş. Hadi o eksiği de ben tamamlayayım bari. Güvercin gerdanlığı nedir bilir misin kardeş? Güvercinin boynundaki o kırmızımtırak tüyler vardır ya. Bir kere taktı mı güvercin o tasmayı boynuna, başka birisini sevemezmiş. Ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerini de öldürürlermiş. Birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden. O yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derlermiş. Madem bu kadar çok sevdiniz birbirinizi, bakalım kim takacak o gerdanlığı boynuna? Madem ikiniz de hasmımsınız artık, geldik sınavın son sorusuna. Biriniz ölürse diğeriniz sağ çıkacak buradan. Bakalım kim daha çok seviyor diğerini? Kim takacak o gerdanlığı boynuna?
Thank you.